Herkese merhaba. Trabzon ilinin Tonya ilçesinin İskenderli köyündeyiz. Yanımda emekli biyoloji öğretmeni Ahmet Bektaş var. Kaç yıl oldu emekli olalı? 2 yıl. 2 yıl önce emekli oldu. Kendisi köyde yaşıyor, tarım arazisiyle uğraşıyor, meyve bahçesi var. Arıcılıkla uğraşmayı tercih etti. Şimdi kendisine arıcılıkla ilgili sorular sorup arıcılık hakkında bilgiler öğrenmek istiyoruz. Ahmet Hocam merhaba. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Emekliğin hayırlı olsun. Sağ olun. Köyde yaşamaya karar verdin, iyi yaptın. Mehmet Bey, şimdi şehir her zaman stres. İnsan aynı zamanda her zaman sorun. Evet. Dolayısıyla doğa ile baş başa kalmak insanın stresini atıyor ve dolayısıyla rahatlıyor. Dolayısıyla de ben oradaki gürültüden, pedondan, buradaki kuş seslerinden, hayvanlardan daha zevk alıyorum. Zaten biliyorsunuz. Daha önceden de bizim geçmişimiz hayvancılıkla uğraşıyordu. Babam, evet, dedem onlar hep hayvancılıkla uğraşıyordu. Hayvanlarla bir şeyim var, sinerjim var. Yani böyle bir yakınlığım var. Onları seviyorum. Ve onlar da yaptığın iyiliği geri çevirmiyor hayvanlar. Anladım. İnsan. Arıcılıkla ilgili sorularıma geçmeden önce bahçende hangi meyvelerin var? Mehmet Bey, bahçede bu bölgede yetişen hemen hemen her türlü ağaca rastlamak örneklendirelim. Mümkün. Elma, armut, ceviz neler var? Elma, armut, ceviz, incir, üzüm, muşmula, yani döngel. Bunun yanında değişik şeyler var. Mesela Trabzon hurması. Başka hemen ne arıyorsak. Henüz fidan aşamasında olanlar mı var? Meyvesini verenler de var mı? Meyvesi olan var. Mesela fidan neyin meyvesini yedin şimdiye kadar? Şimdiye kadar tut meyvesini yedik. Tuttan sonra ne vardı? Kiraz vardı. Kirazın meyvesini yedik. Şimdi yavaş yavaş armutlar, üzümler, biraz sonra fındık görüyorsunuz. Fındık. Evet. Daha sonradan işte tepemizde gördüğünüz gibi ceviz var. Bak. Tamam. Büyüyecek de yiyeceğiz inşallah. Ya inşallah. Şimdilik de alabilirsin. Bir buçuk ay sonra alabilirsiniz. Ahmet Hocam şimdi gelelim arıcılık konusuna. Gerek ben, gerekse hiç arıcılıktan anlamayan insanlar için sen bir örnek teşkil edeceksin. Şimdi bizlere, bana ve bizi izleyenlere arıcılık nedir? Karadeniz'de arıcılık yapılabilir mi? Arıcılık yaparken nelere dikkat etmek lazım? Biraz arıcılıkla ilgili bizi bilgi verebilir misin? Mehmet Bey, Tuana'nın en güzel hayvanları arılardır. Biliyorsunuz ki aynı zamanda tozlaşmayı sağlıyorlar bunlar. Çiçekler de tozlaşma olmasa zaten tohum ve meyve oluşumu söz konusu değildir. Karadeniz gerçekten arıcılık için çok güzel bir yer. Fakat bildiğiniz gibi bizim bu Tonya bölgesinde yaz döneminde çok yağış söz konusu olduğundan dolayı arılar yağışlı havalarda çıkmadıkları için kovanda kalıyorlar. Dolayısıyla da yağışlı havalarda verim düşüyor. Buradan genellikle Mayıs'ın sonunda hepsi genellikle arılarını ovaya getiriyor. Nereye o, mesela? Mesela buradan da şeye kadar Kümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, evet ovalara getiriyorlar. Oralara getiriyorlar ve oralarda arılar herhalde 2-3 ay kaldıktan sonra ballarını yapıyorlar ve sahımını sahımını yaparak arıları tekrar sonbaharda geri getiriyorlar. Sen hiç götürdün mü oralar arılarını? Daha önceden getirmiştim. Çalışırken benim arılarım vardı. Çalışırken 2-3 defa gittim ben. Sonradan hem çalışmak hem arı olunca yorulmuştum, bıraktım. Sonradan emekli olduktan sonra arı sayısını biraz arttırdım. Şimdi 30-35 tane var. Burada var, karşıda var, orada var. Dağınık halde var. Peki arı. Götürmüyorsun. Verimde bir düşme oldu mu? Tabii ki. Bu sene göstereceğim. Bu sene hiç bal alamadık. Öyle bir sene oldu ki ancak 10 gün güneşi görmüşler arılar. O kadar yağışlı geçti ki arı kovanın içinde çoğalmış. Tam göstereceğim. Bazı kovanlar full, ikinci katları da full olmasına rağmen dışarı çıkamıyor. Çıkamayınca da neye yiyecek? Polen getiremiyor, bal özü, nektar getiremiyor. Dolayısıyla de bu sene yetirmek zorunda kaldık ve bazılarını da bölmek zorunda kaldık. Anladım. Hiçbir. Ahmet Hocam, şimdi arıcılığa heves edip de sıfır başlayacak bir insana sıfırdan ne yapması gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi verebilir misin? Şöyle bir şey var. Karadeniz insanı kovanlarını aldı,
arı, ana arıyı ve arılarını aldı, o şekilde ana başlayalım. Ana arı zaten kovanda olmak, arılarla evet. olmak beraber olmak evet. zorundadır. Getirecek kapıya bir tane koyacak. Yanına da bir defa, iki defa kovanı bakabilmek için bölgede arıdan anlayan arkadaşlar var. Bizi veya başkalarını çağırabilir. Geri bakarak, görerek ne yapıyor? Öğreniyor. Ana arıyı öğreniyor. Çerçeve atmayı, çerçeve, bunların ihtiyaçları var. Bal mumu. Hı hı. Onu kovanda olduktan sonra arkaya atarak ne yapabilir? Öğrenebilir. Yavaş yavaş bir defa, iki defa, üç defa görerek bunu öğrenebiliyor ve her kova evin kapısında en az 2-3 kovan olması lazım. Her evin kapısında. Şunu söyleyeyim, yani hiçbir şey olmasa bile arı dışarıdan bir şeyler getirir. İyi de bakarsanız onu en kötü sezonda 2-3 kilo, 5 kilo, 10 kilo bal yapabilir genelde. Sen hiç yaptığın baldan hiç sattın mı, para kazandın mı bu işi, yoksa kendin için mi yapıyorsun? Mehmet Bey bak, ben geçen sene vardı bende burada 10-15 hayvanım vardı. 70-80 kilo bal aldım. Komşuların hemen hemen herkese birer kilo dağıttım. 20-30 kilo da sattım. Bana da bir teneke kaldı. Yani 20-30 kilo da bana kaldı. Hı hı. Ve kaliteli bal. Gerçekten bu bölgenin palı, bitkinin bitki florası. Flora diyoruz sen de biliyorsun, biyolojik olarak. Yani çeşitlilik. Hı hı. Çok fazla olduğu için çok kaliteli bal. Buradaki bal, ovadaki balın 2-3 kat yerinde satılıyor ve kimse de vermiyor. Ahmet Hocam, birazdan kovanların başına gidip orada daha detaylı bilgi alacağız sende. Şunu sormak istiyorum. Yöremizden olup da başka yerlerde çalışıp da emekli olanları yöremize davet etmek ister misin? Gelsinler mi dersin? Bir. İkincisi, yöremizde yaşayan insanlara burada da arıcılık yapılabileceğini söyler misin, tavsiye eder misin, bilgilerini alalım. Şimdi Mehmet Bey, tabii ki herkesin disketi, yani doğduğu zaman biliyorsun bir bilgisayar disketi, beyni boş, bu bölgede doğmuşsa adam ister istemez geri dönecek. Buranın ne kadar kötü insanımız olsa bile, ufak tefek bazı çekememezlikler olsa bile insanımız gerçekten değerlidir. Yani sevimlidir, kucaklayıcıdır, tüyünlerde, çanazelerde bunu görüyoruz. Ama birkaç tane insanımız şey olsa bile buraya tekrar dönmelerini istiyorum. Burası tam emeklilik memleketi. Burası canlandığı zaman güzel olur. Tabii ki insanlar, bak şu anda hemen hemen bütün insanlar geri dönüyorlar, evler yapıyorlar, yerleşiyorlar. Burada 3-4 ay çok rahat uyuyabiliyorsunuz. Ben Vakfibir'de mesela kalmak istemiyorum. Mesela bahar, karlar eridim, Şubat oldu mu kaçıp geliyorum. Doğada burada kuş sesleri, çıvıl cıvıl, rüzgar, su, rahat uyku var söz burada. Yağmur yağarken çatıya, tabii ki, uykuya dalmak güzel bir şey. Mükemmel bir şey var. Peki yöremiz insanlarına arıcılığı tavsiye eder misin? Herkes yapsın mı? Herkes her işi yaparsa bunun tadı olmaz. Ama yeteneği olan, merakı olan en azından yarısı, kapısında iki kovanı olsun, üç kovanı olsun. Herkes yapamaz ama her işi, dolayısıyla da çoğu bunu yapabilir. Yani en az %60'ının kapısında 3 tane 5 tane kovan. Burada koyduktan sonra haftada 2 defa 3 defa edersen onu baharda, daha sonradan kendi başına bırak onu, sonbaharda gel. Ahmet Hocam, masrafı var mı bu işin? Masrafı var Mehmet Bey. Şimdi bakın, arının masrafı, baharda bakımları var, sonbaharda ilaçlaması var, yine bakımları var. Bunlar da biliyorsunuz en tehlikeli işi arı biti dediğimiz varroa. Hmm. Varroa bakmadığın zaman kovanı gelip işgal ediyor. Ne, ve varroa dediğin ne, bir canlı mı? Evet, küçük canlı. Yani böcek gözde, gibi bir şey. Böceklerden daha küçük ama gözle görülebilir. Sadece arılara mı zarar veriyor? Arıların larva döneminde, yani kabalı köz oldukları zaman. Hava yoluyla mı bulaşıyor onlara? Yok yok. Doğada ben şimdi kovanlarda... İnşallah yok da, inşallah şey yapar, gösterebilirdim sana da. Hmm. Benim kovanlar ilaçlı. Gözle görülebiliyor mu? Görülebiliyor, çok küçüktür. Hmm. Bu ne yapıyor? Larva döneminde larvaya giriyor, kanatlarını yiyor ve dolayısıyla da arılar kanatsız doğuyor. Kanadı da olmayınca, uçamayınca ne oluyor? Anladım. Kovan yavaş yavaş arı kanıyla besleniyor larva. Dolayısıyla da ne yapıyor? Kovanı yavaş yavaş arıların terk etmesine neden oluyor ve kovanın sönmesine sebep oluyor. Anladım. Ahmet Hocam, çok teşekkür ederim.